Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde elektronik imza uygulamasına geçiliyor. Son yıllarda büyük atılımlar yaparak Türkiye'nin sayılı üniversiteler arasına giren Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bir yeniliğe daha imza attı. Üniversite artık resmi yazışmalarında ıslak imza yerine elektronik imza kullanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Genel Sekreteri Sami Yılmaz şunları söyledi. Bilindiği gibi 5070 sayılı elektronik imza kanunu çerçevesinde üniversitemizde elektronik imza çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. 3 Ağustos 2015 tarihinde TÜKSAT ile imzalanan BelgeNet elektronik belge yönetim sistemi yazılımı satın alınarak altyapı çalışmaları tamamlanmış, kısa bir süre içerisinde test aşamasına gelmiş olacaktır. 1 Ocak 2016 tarihi ile itibariyle de elektronik imza sistemine geçmiş olacağız. Bu sistemde iki türlü sistemden bahsetmek mümkündür. Hem elektronik belge yönetimi, arşivleme hem de elektronik imza sistemi bulunmaktadır. Bu sistem bize hız, kolaylık, tasarruf, güvenlik gibi bazı kolaylıklar sağlayacaktır. Şöyle ki, daha önce defalarca düzeltme yapıldığında kağıt israfı oluyordu. Şu anda bu elektronik ortamda bu yazışmalar gerçekleşeceği için kağıt israfı, toner ve benzeri zaman israfı son bulacaktır. Evraklarımız çok kısa süre içerisinde alıcısına ulaşacaktır. Kurum içerisinde bütün yazışmalar elektronik belge sistemi üzerinden yapılacak. Dışarıdan gelen evraklar ise taranarak sisteme aktarılacaktır. Elektronik imzayı internetin bulunduğu her yerde bilgisayarınızdan, tabletinizden ya da cep telefonunuzdan gerçekleştirebileceksiniz. Böyle de bir kolaylığı var. Bunun yanında arşivleme, depolama imkanı elektronik ortamda olduğu için mekandan da tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca kolaylık da sağlayacaktır çünkü aradığınız belgeyi yıllar sonra bile çok kolay bulabileceksiniz. Bunun yanında üniversitemizdeki bütün yazışmalar standart hale gelecektir ve hata yapma oranı sıfıra inecektir. Standart dosya planı otomatik olarak sistemimizde zaten çıkacağı için bu konuda da hata oranı düşecek ve her evrakın ilgili alana depolanması, arşivlenmesi sağlanacaktır. Birimler arası iletişim çok hızlı olacaktır. Örneğin ilçemizden bize 1 ile 3 gün arasında ulaşan evrak aynı anda tarafımıza ulaşacaktır. Bizden de aynı şekilde ilgili birimlere hızlı bir şekilde evrak akışı gerçekleşecektir.